Sayın müdürüm, değerli öğretmenlerimiz ve sevgili arkadaşlar. Bütün insanlığın asırlar boyu övdüğü ve övündüğü meziyetleri üstün kişiliğinde toplayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümünü almak üzere toplanmış bulunuyoruz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, okul müdürünün günün anlam ve önemini belirten konuşması, Pera Güzel Sanatlar Ortaokul ve Lisesi öğrencilerinin sunumları. Sizleri öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tüm şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna, ardından da İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeter. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere okul müdürümüz Halil Şahin'i sahneye davet ediyoruz. Değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili gençler. Her toplumun tarihinde önemli kişiler vardır, köşedaşları vardır. Binlerce yıllık Türk tarihinin en önemli karakterlerinden birisi de Cumhuriyetimizin kurucusu, devrimlerin önderi, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk, anlatıyoruz, söylüyoruz, her gün kıymetini daha iyi anlıyoruz. Neden? Çünkü bir asker olarak yetişti, bir devlet adamı olarak dünya siyaset tarihini en büyük liderlerinden biri olarak yaşamını tamamladı. Kısa ömrünün büyük bir kısmını Osmanlı Devleti'nin son dönemine denk geldiği için cepheden cepheye koşarak savaşlarda geçirdi. Sonra Anadolu işgal edildi. Silah arkadaşlarını, yurtseverleri, vatanseverleri örgütledi. Milli mücadeleyi başlattı. Ülkeyi bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuşturdu. Ardından ne yaptı? Kurulan yeni devleti o günün koşullarında dünyanın en çağdaş, en modern, en demokratik devleti haline getirmek için önce Cumhuriyeti ilan etti. Ardından çok kısa bir sürede Avrupa'nın da önünde hedef koyduğu çağdaş uygarlıklar düzeyinin önünde de modern bir cumhuriyet yarattı. Ve sevgili gençler, gençliğe hitap edende söylediği gibi kurduğu bu cumhuriyeti de siz gençlere emanet etti. Ne diyordu? Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak diyordu. Onu yaşatacak olan sizlersiniz diyordu. Sizlere düşen gençler, cumhuriyetin kıymetini bilmek, Atatürk'ün ve onun silah arkadaşlarının yaptığı devrimlere sahip çıkmak, çağdaş, uygar bir ülkeyi daha da ileriye götürmek için çaba göstermektir. Bizlere düşen görev, vazife budur. Bu nedenle Atatürk'ümüzün aramızdan ayrılışını 85. yıl dönümünde yas tutmak için değil, onun yaptıklarını anla ve ona sahip çıkacağımızı tüm dünyaya, dosta düşmana ilan etmek günü içindir burada toplanmamız. Bu nedenle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyeti kuran, bize bu ülkeyi emanet eden silah arkadaşları dahil hepsini bir kere daha sevgi, şükran, minnetle anıyorum. Teşekkür ederim. Sizler
sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlememek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Programımıza Pera Ortaokulu öğrencilerimizin hazırladığı çalışmalarla başlıyoruz. 5A sınıfından Defne Kula'yı bizlere Atatürk adlı şiirini okuması için sahneye davet ediyorum. Atatürk, bayrak yarıya çekilmiş, Atatürk'üm öldü diye. En son yaprak da dökülmüş, Atatürk'üm öldü diye. Sürü yaz tutmuş ovada, kuşlar susmuş yuvada. Rüzgar esmez olmuş dağda, Atatürk'üm öldü diye. Irmak yaslı şağlamış, ağaçlar sessiz ağlamış. Vatan karalar bağlamış, Atatürk'üm öldü diye. Atatürk diyor ki, milli azim ve bilincin kıymetli eseri olan değerli Cumhuriyet'in bugünkü ve yarınki neslin demir ellerinde her an yükselip sağlamlaşacağına güvenim tamdır. 5A sınıfından Cemre Akar ve Eda Deniz'i bizlere 10 Kasım Gelince adlı şiirlerini okumaları için sahneye davet ediyorum. 10 Kasım gelince, bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince siyah bir bulut gelir Anıtkabir üstüne. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince siyah çiçekler açar Çankaya tepelerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince siyah güvercinler uçar Ankara'nın üstünde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince gökyüzü siyah olur ülkenin her yerinde. Çağımızın en büyük liderinden biriydi. Türkiye'nin dünyanın en ileri ülkeleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. General MacArthur. Pera Lise bölümü öğrencilerinden 11 tiyatro sınıfından Sahra Akın'ı 10 Kasım ve Atatürk adlı kendi yazdığı metni okumak üzere sahneye davet ediyorum. Öyle bir insan düşünün ki toplumun değersizleştirmeye çalıştığı kadınlara ilk kez seçme seçilme hakkı versin. Halkı çağdaş bir düzeye geliştirmek için çeşitli kanunlar çıkarsın, inkılaplar yapsın. Eğitimi, öğretimi bizleri muasır medeniyetler seviyesine ulaştırabilmek için bir yol olarak izletsin. Yıllarca yapılamaz denileni yapsın, imkansızı başarsın. Medeni kanunla ilk defa kadın ve erkek eşitliğini mümkün kılsın. 100. yılını kutladığımız Cumhuriyeti bizlere bir ışık olarak bıraksın. Atatürk, bu halk ve vatan için yılmadan uğraşan, çabalayan, fikir ve düşünceleri asla ölmeyen bir insandır. O, 10 Kasım 1938'de sadece bedenen Türk milletinden ayrılmıştır. Benimsediği ilkeler, baştan yaratmaya çalıştığı toplum olan bizlerce daima benimsenecek ve korunacaktır. Bize emanet ettiğin bu toprakları korumak vazifemizdir. Her zaman öğüt verdiğin gibi bilime ve sanata inanmak, bıraktığın laik düzeni korumak bizim vazifemizdir atam. Sen ki ırkı, dini, dili, milleti fark etmeksizin herkesi kendine hayran bıraktın. Bu senin ne kadar büyük bir lider olduğunu göstermemiz için yeterli bir kanıttır. Türk milleti, boyun eğme kimseye. Geçmişini, Atatürk ve arkadaşlarını, onun getirdiği devrimleri, bayrağı simgeleyen hilal ve yıldızını, cumhuriyetini ve onun için verilen onca mücadeleyi unutma. Çünkü sen yıllardır onun fikirleriyle yaşıyor ve yetişiyorsun. Sen yıllardır onun ilkelerini benimsiyor ve muasır medeniyetler yolunda ilerliyorsun. Ve en mühimi de sen onun kurduğu cumhuriyetin bir parçası olarak onunla birlikte yaşıyorsun. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Pera Lise bölümü öğrencilerinden Eyşan Bayrağı, Mustafa Kemal'in Gök Yazıları adlı kendi yazdığı şiirini okumak üzere sahneye davet ediyorum. Ben Mustafa Kemal. Elimde tebeşir, kocaman. Bir 10 Kasım gecesi yazıyorum ateşten çağrımı karşınıza. Ey Türk gençliği! Ben Mustafa Kemal. Doyamadım haykırmaya.
Şimdi destan ellerimle yazıyorum. Yeşiline suyun, kuşun, gelin, yaprağın, övün, çalış, güven. Ben Mustafa Kemal. Önümde 40.000 köy. 40.000 ovaya karşı tek bir dağ gibiyim. Bayraklarım değerken evren bayraklarını şimdi. Elimde tebeşir. Yazıyorum kara gecenin üstüne. Yazıyorum armağanımı. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ona ordu yok dediler, yapılır dedi. Para yok dediler, bulunur dedi. Düşman çok dediler, yenilir dedi. Ve bütün dedikleri de oldu. Şimdi ise 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizi Atatürk'ün gençliği hitabesine cevaplarını Ey Büyük Ata adlı oratorya çalışmalarını seslendirmek üzere sahneye davet ediyorum. Ey büyük ata! Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçileriyiz. Bu karar sarsılmaz irademizin değişmez ifadesidir. İstikbalde hiçbir kuvvet yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden milli tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun temeller üzerinde attığımız her adım sağlam yaptığımız her hamle bilinçlidir. En kıymetli emanetin olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti varlığımızın esası olarak eğilmez başların bükülmez kolların yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesilden nesile devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kast edecek düşmanlar en modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi milli birliğimizin ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaklardır. Çünkü istikbal ve cumhuriyetimize kastedenler karşılarında binlerce Türk tarihinin yılmaz evlatlarını cumhuriyeti ve inkılaplarının feyizli ve imanlı gençlerini bulacaklardır. Ey Türk'ün büyük atası! İstiklal ve cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Türk gençliği. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir. O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur. Programımızın bu kısmında Pera Ortaokulu öğrencilerimizi ve öğretmenleri Duygu Biçer'i koro çalışmalarını seslendirmek üzere sahneye davet ediyorum. Türk milleti bugün yine ağlıyor. Gençliğe
son kısmında lise müzik bölümü orkestrasıyla devam ediyoruz. Thank you.
Atatürk, seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır. Programımızın son kısmında 9. sınıf dans öğrencilerinin hazırladığı dans gösterilerini seyredeceğiz. Senin huzurunda saygı ile eğiliyoruz. Vatan sana minnettardır. 10 Kasım Atatürk'ü anma programı sona ermiştir. Programımıza katıldığınız için ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.